Bunlar bu Panayır'a giden yol değil mi? Evet Sultan Hanım. Niye bu kadar uzağa yapıp yedin evimi? Az kaldı babaanne, geldik zaten. Kimse bizi görmesin diye öyle yaptık Sultan Hanım. Zaten evin tekerlekleri var. İstediğin zaman istediğin yere götürebiliyorsun. Gizli gizli evlenince buralara kadar gelip edin değil mi? Uzağa yapıverem dedim. Sonra benden korkunlar, binip edin kaçıverin gari arabayla. Yani. Cemal. Cemal, ev yok. Ev mi yok? Yok hakikaten. Nerede ev? Babaannem buradaydı. Aklım ermiyor. Koskoca ev nereye gitti abi? Bir almış, çekmiş, götürmüş işte. Hani eve giren hırsız biliyorum da evi çalan hırsız ilk defa duyuyorum gari. Ya ona üzülmüyorum da aylarca uğraştık o ev için ya. Cemal'in emeği var her bir santiminde. Şimdi öyle gitti. Yok oldu gitti. Elleri kırılsın o hırsızın inşallah. Vallahi Sultan Hanım, bu pek hırsızlık bir işe benzemiyor. Koskoca evi hırsız nasıl çalsın? Zaten ağır hareket eden bir şey. Öyle hemen bir yere götüremezler. Dakika, hayatım sen ne düşünüyorsun? Yani birinden mi şüpheleniyorsun? Kim yapmış olabilir? Vallahi bilmiyorum ki. Sizi bir eve bırakayım, çözeceğim ama. Hale bak, bazınız bitti vallahi ya. Nasıl donmuş kız ha? Tiril tiril titrek. Titrek olacak ha. Şu kaloriferi ben köküne kadar getiriyorum kaybaba. Keşke Damuran'ın yanına binivereydik ya. Kız nasıl bineceksin sen onun yanına? Öyle boylu boyunca uzanıver diyor. Kaskı dolu vermiş. İnşallah bir şey olmaz kız. Ana, azman suyu var ya o kadar soğuk ki. Bu Kemal içine düşüverdi diye bir kere dolu vermişti valla. Eyvallah, o gacık astıbay yok mu? Bir yuşu da sokuvermişti ayaklarını suya. Hatırlamıyor musun? Bütün gece dolu verdiydi kocan. Ama Damuran bütün gece o suyun içinde kalıverdi ya kızla. Vallahi var ya, onun iç organları donu vermiştir ha. Donmuştu. Beyni bile donmuş olabilir. Kız onun beyni zaten donuktu. Hiç olmazsa böyle belki bir şokli maki olmuştur. Normali dönü vermiştir. İnşallah kızım. Ay, inşallah. 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 Şşş. Beni bak. Oğlum. Çok sıcak oldu lan. Açık. Kapa şu kaloriferi. Amma kayınbaba kız ısınsın diye aşık. Ne yapak ya? Ulan büyüyor muyum? Arabadan bir ses mi geliyor? Akat bu nedir? Bu ses nedir şimdi ya? Gerçekten de bir ses geldi ya arabadan. Neresinden geldi bu ya? Aha. Eyvah eyvah. Ateş parçama bir arıza marıza olmasa bari ya. Aşam aşam bu ne sesi şimdi ya? Lan beni bak. Koku da yapıyor bu. Hakikat ya. Vallahi şey gibi kokuyor böyle. Balata sığırı gibi acı acı kokup durur ya. Anam depreyaş balata bitti herhalde kayınbaba. Tüh. Ya. Üf. Koku arkadan gelip durur ya. Nereden geliyor koku ya? Nasıl bir koku ya? Bu zehir gibi. Vallahi bayılacağım ha. Allah cezanı versin Kamuran. Kamuran'dan kayınbaba. Tüh. Anam vallahi Kamuran. Kız bana bak. Sen de mi geliyor bu koku? Allah canın almıyor be. Ay, ay, kaybaba camı açacağım açacağım lan. Bu nasıl? Ne gitmiş bu zehir ya? Aç aç. Araba bitti ya. Lan öf be. Bu ne? Ne yapıyor duruyor?
Araba bitti araba ya. Allah'ım yarabbim. Oğlum önüne baksana lan. Ben önüme bakıyorum. Asıl sen baksana önüne. Duruyordum geldin duran arabaya çarptın. Ya bak Cemal böyle zeytinyağı gibi üste çıkma yani. Ayıptır artık ya. Üste mi çıkmayayım? Ben niye üste çıkayım? Zaten duruyor araba, sana selektör yapıyorum. Gelip çarpıyorsun ya. Lan yolun ortasında durup duruyor araba. Çıkma şuradan. Ya nasıl ya? Biz korna çalmasaydık siz fark etmeyecektiniz bile. Tamam lan tamam, uzatma. Arabada hasta taşıyıp dururuz biz. Lan gerizekalı hakem, sen niye arkadan gelip vurdun? Ya işte sen pat diye vurunca ben de neden duramadım? Oğlum sen yeni pazardan mı aldın lan? Hayret bir şey. Mesafe taktik şey, taktik mesafesi var ya. Bilip durumda pat diye vurdum. Ben de gasa taşıyorum herhalde. Duramadı. Yeter gari yeter be. Çok konuşuyorsunuz. Ben gördüm Yusuf. Senin damat çarptı bizim arabaya. Cemal'in kabahati yok. Tamam Sultan Ağa, tamam. Hadi yürüyün lan, pirin arabalar. Orada Kamuran nerede? Arkada, koltukta orada ya. Allah canım, kayınbaba kaçmış sıyrık yine bak. Yok orada. Gene mi kaçmış lan bu? Yok lan, nereye kaçacak? Arabanın arkasında titreyip duruyordu. He, biz buradan bakıp dururuz ya, arabadan çıkmadı o. He. Allah canım, araya sığışmış. Arada sığışık. Kayınbaba, arada sığışık. Çık oradan. Çık. Gel buraya. Allah canını al bir yana. Ay, kıyamam kardeşim. Ay, anam. Ben olan yavru. Dur bakalım, dur. Sağ ol Yas. Durun yavaş yavaş, hiç acele etme hiç. Vereyim bana. Ver. Yavaş bas. Yavaş. Gel bakayım. Yalçın sağ olasın, hadi iyi akşamlar, iyi akşamlar. Şey, acil etme, acil etme. Vallahi bey, zıp zıp ziplemekten içim dışıma çıktı. Ya dudum, Allah'ını seversin, sen bu şambrelden ne zaman kurtulabileceksin ya? E işte yarın sen beni doktora kontrolü götüreceksin ya. Evet. Bakacak işte. Düzeldiyse bırakacağız. İşte bir an evvel kurtul da, çünkü bak dükkanı da açıveriyorsun. Sen bize lazımsın. Vallahi baba, anam Allah bize bağışladı. Evet. Sana bir şey olacak diye aklımı oyna çektim vallahi. Sağ olun sizler de. Evet, sağ olun. Bir emmediyiz, gamrın attı kendini suya peşimden be. Ana ne yapalım? Biz yüzme bilmiyoruz biliyor musun? Gamrın biliyor muyuz mi? Gözü kapalı atladı vallahi kız. Şimdi onunki diri cesareti mi? Vallahi bazen Hülya'yla gamrın gelinim olaydı diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Kızın kulağına gidecek, gene gücendireceksin ama ya. Yeter artık, söyleme. Konuşma, böyle etme ya. Gücensin Hüsnü ya, gücensin. Gamran benim peşimden suları atlıyor. Gül benim peşimden buralara bile gelmiyor. Hani ne dehinde, hani? Hani? Ya kayınvalidesin, yanında olması lazım değil mi böyle bir gönlünde ya? Aldı oğlumu da gitti. Tamam, yeter artık. Ulu orta söylendin, yeter artık. Dur bahçeye, haydi. Oğlum siz de ya, gevşek. Koş, aç kapıyı, aç. Malum bilen yok, bak sen ya. Tamam, söylenme artık. Vallahi komşular bu çocuk. Aman ne diyor, sakın sıkma. Allah canını almasın ya. Ana atlayıver. Allah'ım ne oldu yine? Araba bitti ya. Allah cezanı versin seni Kemal. Oğlum demin ani fren yaptın falan, duramadı. Şimdi ne oldu Kemal? Dur lan. Ya enişte, yerler mıcır ya. Tekerlerde gızak yaptı ondan. Şimdi seni gızaklayacağım. Tamam, gızaklayacağım. Yani. Hadi indirin kızımı. İndirin. Gerizekalı ya. Ne oluyor burada ya? Yazma düştü abam. Dondu vallahi. Gel. Gel anam, gel. Bırak. Geç bakalım, şöyle geç. Gel.
Gel kızım, gel. Kızım, gel. Gel, gel, gel. Gel kızım, gel. Gel. Dur sen zalim. Anne. Bu hala gaz katı ya. Baba. Şş, hadi götürem, götürem, götürem. Yok vallahi kayınbağım, böyle olmaz. Ne olacak lan? Tarkan, git o şey, küçük havuzun suyunu boşalt. Niye ki ya? Oğlum bana soru sorma ya, vallahi Allah. Havuz problemi yarat istiyorsan bir de burada. Git boşalt. Ne olacak lan? Ne olacak öyle? Ayın baba, bu donmuş, bu gaz katıyormuş. Bunu havuzun etrafını ateş yakıp ısıtacağız. Anca böyle ısınır, başka olmaz. Hadi tutun, tutun, kaldırın bakalım, kaldırın, kaldırın, kaldırın. Devir lan, arkaya devir, arkaya devir. Ayın baba, dur, ağır zaten, iyice ya. Tuttum, hadi yürü. Tamam, yavaş, yavaş ya. Bana bakın, bana bakın. Allah, yayın geçti bir arayı verin, ne de olsa hekim. Bunlar benim kızımı yakıverecekler, kız. Ara, ara, ara. Tamam, 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 tamam. Gül, benim ufak bir işim var. Siz geçin, ben geleceğim. Niye? Ne oldu hayatım? Ya Niyazi ile konuşmam gereken ufak bir şey var. Onu halledeyim, geleceğim hemen. Peki. Cemal, evime götürmüşler diye üzülme sakın, emin oğlum. Sana bu köyde çok ev var, çok ev var, çok çok. Sağ ol Sultan Hanım. İyi geceler. İyi geceler oğlum, iyi geceler. Dikkat et hayatım. Gülsüm, Kamran'a ne olmuş kızım? Ha, ya babaanne, Kamran kaybolmuştu ya, donmuş. Şimdi işte azmakta çok saat kaldığı için kızcağız donmuş. Tövbe tövbe. Bu kız şey sürecek, akıl yok vallahi. Her şeyde onu bulup durur be. İyi akşamlar Seval kız. İyi akşamlar Niyaz abi. Aradın mı Nihal? Yok vallahi. Ne bundan ne de bundan kimse aramadı. Yapma ya. Senin dediğin gibi olacak herhalde. Aramayacak bu kız ya. Aa, sen erken geldin, hayırdır? Azmakta olaylı oldu ya. Meğer Gamuran kaybolmuş Azmakta. Saatler sonra çıktı geldi. Hadi ya. Soğuktan buz kesmiş kızcağız ya. Onunla uğraştık. Bundan sonra da muhabbet bozuluverdi. Biz de çıktık geldik. Zaten moralim bozuk ya. Nihal aramıyor diye. Aha! Bu sefer kesin Nihal arıyorum. Hadi be. Cemal'miş. Hayırdır Cemal Efe? Bu saatte arayıp durun. Alo Niyazi. Azmakta mısın? Yok lan, evdeyim. İyi tamam, ayrılma bir yere. Seninle bir şey konuşmam lazım. Ne oldu lan? Sıkıntılı bir durum mu var? Var var, sıkıntılı bir durum var. Gelince anlatacağım. İyi tamam, hadi bekliyorum. La, Kemal ha, diz odunları Kemal. Çık oradan ha. Ayağımın altına dolanmadan diz Kemal. Lütfen çekil, hadi. Çık bak. Kemal ha, diz odunları diz. Kemal'cığım hızlı çekil, bak bakarak geliyorum. Ayağımın altındasın. Lütfen Kemal. Lan Bünyamin, beni bak. Emin mi oğlum? Kaybaba aşk olsun ya. Emin olmazsam yapar mıyım öyle şey ben yani? Bizim Konya'nın dandırı meşhurdur. O dandır da o sıcağı, o dandır yediği anda o et... ...böyle kendini lime lime açar et kendini. Şimdi bu kamuran da o şey yapsın, o sıcağı yesin. O gaz katı kesilmiş, o gaz katı kestiği etlerimi şıkır şıkır açar kendini yani lütfen. Allah akıl fikir versin değil mi? Kızımı cayır cayır yakıp pişirivereceğiniz ha? Ana eğer iyi pişirirse yeriz artık. Konuşma lan. Anacığım onun da tedbirini aldım yani, hiç merak etmesin. Yallah al şu fortumu, al fortumun ucunu. Heh. Eğer ki bir aksilik olursa, ki olmaz aksilik... ...Kamuran aplana ben sana işaret vereceğim. İşaret... Aplan yanıyor dediğim anda ama demem onu yani. Aplan yanmaz inşallah. O hemen aplana soğuk suyu fırtlatacağım buradan. Tamam mı oğlum? Hadi tamam, bakalım, hazır ol. Heh, hadi bakalım. Ay baba, çahmağı alayım. Hadi. Bakalım bismillah. Şöyle eve doğru kaçılın. Allah. Şaka yapıyorum ya. Korkmayın ya. Basit bir şey bu yani. Ne olacak ki? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Ay hadi. Tövbeler olsun ya Rabbim. Bismillah. Çok iyi. Oldu. Thank you.
Yangın! Çekil! Hadi yapmayın! Hadi yapmayın! Ne yapıyorsun? Oğlum ne yap? Lan ne yapıyorsun lan? Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Bu ateşli değil böyle. Oğlum kız donmuş, kızı ısıtıyoruz ya biz. Ne? Ya siz delirdiniz mi? Ya arkadaşlar hipotermi diye bir şey var ya. Çekilin, ben doktorum. Duydun değil mi Yusuf, ne dedi? Aman Allah'ım. Hala çok soğuk. Ya öldüreceksiniz kızı. Ya Allah Allah Gamur Hanım, yani nasıl ölsün? Mümkün mü Gamur Hanım öldürmek? Azmakta kalmış, 10 saat ölmemiş. Ben mi öldüreceğim ya? Ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun? Aa, abi. Bismillahirrahmanirrahim. Doğrusu bu. Valla. Kamera kusura bakma. Canını almasın ya. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin Cemal. Gel Utu, gel. Gel. Ben yukarı çıkayım, siz de rahat rahat konuşun. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Hayırdır lan, ne oldu? Ya Yazi, benim ev vardı ya. Evet. Artık yok. Nasıl yok lan? Ya bayağı yok. Yerinde yerler esiyor. Oğlum lan koskoca ev nereye geçecek? Benim aklıma tek bir şey geliyor. Bu orman şefliği almış olabilir. Senin orada bir arkadaş vardı ya. He. Onu bir arasak da öğrensek nedir ne değildir. Hadi. Allah canını almasın. Saat 10'u geçiyor lan. Bu saatte aranır mı adam? Ayıp. Ne olacak onu geçiyorsa? Yangın çıktı farz et. Yangın çıktıysa aramayacak mısın? Yangın çıkarsa ararım. Tamam, bu da benim yangınım. Arayı ver ya. Tabii lan olsun ya. Ey tamam dur, arıyorum. Hangisiydi ya? Alo şefim, iyi akşamlar. Ben Güzelköy Mıktar'ın Niyazi gitti gide. Kusura kalmayın, bu saatte rahatsız ediyorum ama benim sizden bir maruzatım vardı. Şimdi bizim arkadaşlar bizim köyün üst tarafında ormanlık alanda bir tekerlekli kulübe yaptırmışlardı. Onun yerinde yerler esiyormuş da sizin bu konuyla ilgili bir fikriniz var mı acaba, bir bilginiz var mı? Anlıyorum. Onu da anlıyorum. Peki kimmiş bunlar? Olur, onu da anlıyorum. Olur. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. Rahatsız ettim. Kusura kalmayın. Oldu. Ne oldu lan? Ya birileri şikayette bulunmuş. Ormanlık alanda izinsiz yapılaşma var diye. Onlar da mecburen sizin evi depoya çekivermişler. Kim şikayet edecek lan? İşte onu bilmiyorum. Yalnız iki kişiymiş. Biri kadın, biri erkek. Yarın sabah öğrenirsiniz dedi. İki kişi? He. Bir kadın, bir erkek. He. Nereye gidip durun lan? İşim var, görüşürüz. Allah canını almasın, bunun gidişi gidiş değil ya. Lan Cemal dur lan, nereye gidip durun? Allah tependen baksın senin ya. Geç abla. Geç. Ne edeceksin ya? Ay baba ne edeceğiz? Ne edeceğiz işte. Aa sakın sakın. Hayır. Yani yanına yatmak lazım. O ne demek ne şimdi? Isıtmak için. Yanına yatmak lazım. Ah ya bak ağzındaki bahana çıktı beyefendinin ya. Bahaneli yanına falan yatacak. Hırs düşmanı mısın sen ya? Büyüne mi saçmalama? Anasının babasının yanında ne biçim laf o ya? Tamam barışma. Dur. Baba öldürürüm bak seni ha. Bakın yani şimdi. Hayır bu bilimsel bir gerçek Yusuf Bey. Yani donmak üzere olan bir hastanın vücut ısısını normale çıkartmak için onun yanına yatıp yani vücut ısınızla ona sarılmalısınız ve vücut ısısını normale çıkartmanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya ben yatayım demiyorum ki Bünyamin. O zaman anasıyla ablası yatıversin. Nurten geçin. Yalnız Nurten olmaz ya. Niye lan? Ben Nurten olmadan yatamam, uyuyamam yani. Ay. O zaman tamam lan, anasıyla Ayten yatıversin. Çağırın Ayten'i, değil mi? Ayten! Ne oldu? Ablam, anamla ikiniz Gamra'nın yanında yatacakmışsınız bu gece. Nasıl olacak ana, biz üçümüz burada? Şimdi öyle olacak. Öyle dost gibi biz abana aramızı alacağız, basacağız böyle. Ya iyi o zaman.
İyi, hadi bakalım. Bir an önce yatın da ısıtı verin kızı. Tamam, evet. Evet. O zaman ya çok geçmiş olsun Kamuran. İyi geceler. Ben de kaçayım artık o zaman. Hadi, hadi. Hadi, iyi geceler. Ama sen duvar dibine geçme. Olur mu? Dur, bekle. Ben sizi yatın da örtü veren böyle. Yok kızım, örtmeyeceğiz, örtmeyeceğiz ya. Vücudumuzun ısısıyla ısıtı öreceğim. Öyle. Sarılın. İyice bacağında. İyice sarılın. Kızım o. Oh, aslan kızım. Ay, donmuş ya. Ay, kızım olurum. Ya Mütev, vallahi kusura bakma yani. Bu dozogağının yanında ben de kabalaştım ya. Ama çok sinirime dokunuyor ya. Yani ailemize gidecek olmasa çoktan onu parçık pinçik ederim de yani, bakma. Aman boş ver, bir yoşum takma kafana. Beni bak, ilk sen Gamra'nın yanında uyumama isim vermedin ha. Allah kız, o sıyrın yanında ben bırakır mıyım seni? Bak ben ne diyeceğim sana? Sen hak et, ben siz yatamıyor mu? Saçmalama, cilvelenme kız, sonu yok bu işin. Cilvelenme gel. Hamillesin zaten gün şimdi iki parça. Ay, Allah canını almasın. Şöyle yat. Lan ben yapayım. Ne oldu kız? Vallahi çok mutluyum ben ha. Vallahi. Ne diyeyim, şu bebişimiz doğsun bak, daha nasıl mutlu olacağız. Neler yapacağız da inşallah. Olacağız, olacağız inşallah. İnanıyorum ben. Gel lan sarıl bize. Kız dur, saçmalık yaratma şu anda. Allah Allah. Gel gel. Hadi bir bakayım. Mürtel'e nefes alamıyorum Mürtel. Efendim Cemal. Sen yaptın değil mi? Neden bahsettiğini anlamadım. Benim evimi sen şikayet ettin değil mi? Ha, şu mesele. Ben yasalar çerçevesinde davrandım Cemal. Her vatandaşın üstüne düşeni yaptım. Sonuçta orası babanın arazisi değil. Sen köye çadır diktiğinde biz seni şikayet ettik mi? Ha, beni şikayet etmediniz. Ama çadırımı yaktınız. Aramızdaki fark işte bu Cemal. Ben gidip delikanlı gibi şikayet dilekçesi veriyorum. Sen gizli gizli adamın çadırını yakıyorsun. Değil mi? Ulan var ya Mert. Aa, bir dakika. Bir dakika Cemal. Bir dakika. Bir dakika. Önceki sefer kırıldı. O yüzden şimdi önlemimi alayım da. Çünkü sonra bulması çok zor oluyor biliyorsun. Küçük yer. Gel. Yeter lan artık! Yeter lan artık! Bana yeter asın lan! Allah canınızı almasın lan sizin! Durun lan! Bana bakın, ayrılın lan! Kaan Bey, ayrılın bakalım. Kemal ayrıl! Aa, ne edip durunuz ya? Koskoca adamlarsınız, utanmıyorsunuz mu çocuklar gibi kavga etmeye? Arkadaşım başlattı. Ya o başlattı, bu başlattı. Ne fark eder ya? Allah Allah. Bu nedir arkadaş ya? Akşamın bu vaktinde lütfen. Kaan Bey lütfen buyurun evinize. Buyurun, rica ediyorum. Cemal sen de düş bakayım önüme benim. Bana bak. Bana bak. Düş önüme. Allah Allah. Allah Allah ya. Çocuklar gibisiniz ya. Aş yavaş. Yavaş, yavaş. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaş sen de iyice bir tuhaflaştın ha. İkide bir saldırıp durun adama ya. Ne yapayım Niyazi? Senin evini götürseler sen saldırmayacak mısın? Saldırmam. Saldırmam. O zaten sana kendine saldırasın diye böyle yapıyor. Seni kızdırmak istiyor, huzursuz etmek istiyor. Sen de böyle yapmakla adamın ekmeğine yağ sürüyorsun. İyi tamam, anladık. Şu ileride dur, ineceğim. Durmayacağım. Ne demekten durmayacağım? İneceğim, ineceğim. Durmayacağım ya. Lan ineceğim, durmayacağım ne demek? İneceğim, ineceğim. Ya duram da gene git kavga et değil mi Kaan lan? Durmayacağım. Tövbe yarabbim ya. Allah canını almasın. Ne edip durun lan? Niyazi, arabam burada, arabam. İneceğim, arabama bineceğim. Tamam? Öyle desene lan. Allah Allah. Hadi iyi geceler. İyi geceler.
Bana bak, doğru eve git ha. Ya çocuk, vallahi çocuk ya. Hepsi çocuk bunların ya. Gamuran, kaybolduktan sonra Yusuf abi gillerle aramız böyle bir yumuşayıverdi değil mi? Buzla eriyiverdi. Eridi tabii. Ne dedim Dudu? Ben de insanlık var. Arkam dönüp gidemiyorum ki ben. Ha işte. Ben de diyorum ki. Hı? Hazır böyle aramız yumuşamışken. Böyle hazır onlar da niyetliyken. Evet. Celal'e şu Ayten'i isteyiverin. Dün gece nasıl beraber oturuyorlardı gördün değil mi? İyi bakalım bir düşünürüz. Ne düşüneceksin lan? Hı? Hindi gibi düşünme, hede gitsin ya. Tudu. Senin kadınlığını kullanarak böyle iş yaptı. Ne yapacaksın şimdi acaba? Lan ben kadınlığımı kullanıp senden üç tane aslan gibi evlat yapmışım ya. İş yaptın senin oğlum. Ay zaten kaç zamandır hasret kalmışım hastalıktan, ondan bundan. Senin her şey... İsmet. Hasret kalmışım ya, gülüşüme. Gülüşüme. Bu sıcacık gülümseme. Şey yaparız. Evet tamam peki. Ne oldu lan? İşte tamam, bir gitar isteriz kız. Vallahi mı? Evet evet. Ay. Sağ ol Hüsnüm. Oh, Allah razı olsun senden Hüsnüm. Hadi. İyi geceler. Yok mu? Nasıl iyi geceler kız? Hemen çatkıyı aşağı çıkıp nasıl iyi geceler ya? Şaka lan şaka. Ben hiç sevdiceğim askıda bırakılmıyım ben. Ne yapacağız bu ev işini babaanne ya? Üzülme güzel kızım benim. Her şey bir çaresi var. Sen üzülme, üzülme sen. Ha, geldi işte. Yatmadınız mı da? Yok hayatım, seni bekledik. Ne oldu, öğrenebildin mi? Kim almış evi? Öğrendim. Söylesene kim? Kim almış çocuğu? Kaan. Ne? Orman işletmesine şikayet etmiş. Onlar da evi alıp depoya kaldırmışlar. Ay inanmıyorum ya, sen ciddi misin? Ben yanlış mı anladım bu şey? Doktor, diş doktoru galma şikayet ediyormuş. Evet babaanne, aynen öyle. Bu adam aklını mı kaybediyormuş ha? Ha, ne yapıp duruyor böyle dağdan gelip bağda kimini kovuyor? Babaanne sen sakin ol. Sakin olmayacağım. Sakin makin olmayacağım gari. Sakin olmayacağım. Bunun yaptı, ben onun başına öyle bir dert açarım ki gari. Bunun yaptığını yapacağını bin pişman olurum gari. O da sultanı tanımıyorum, tanımıyorum. Ana, ne olup duru lan? Kıza bak, ısını verdin mi? He, ısındım vallahi. He, ısınmış, ısınmış. Hatta kaynayıp dibe tutuvermiş. Ay, ne kokup duru lan ana burası. Abu! Kalk kız, kalk, 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 kalk. Kalk camı açıver. Osuruk kokusundan boğulacağız şurada. Abu! Ay midem bulanıverdi. Ay ana, senin de midenin bulanmasına yer arıyorsun ha. Sus kız, çak 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 cevap ver. Aç canı aç. Ne oldu kız? Ay ne bileyim kız ana, abamın soğuğu beni geçiverdi herhalde. Ay karnım acıkıverdi ya. Kendime bir kahvaltı hazırlayıveren. Hadi kalk. Hadi yürü kızım kız. Boğulmadan çıkalım yürü. Çaylar da bitti. Gül,
O zaman bir an önce gidelim de şu orman işletmeden evimizi alalım. Hayatım, alalım almasını da nereye koyacağız evi? İşte onu ben de hiç bilmiyorum. Bir yer buluruz herhalde. Bulamazsak da gidip köyün meydanına dikeceğim evi. Cemal, sen benim darları biliyorsun değil mi oğlum? Evet Sultan Hanım. Ablan gecin oradaki darları da biliyorsun mu? Evet. Sonra hadi derenin öbür tarafında da darlalar var. Evet. İki darların arasında bir dere var ya, dere akıp durur. Evet. Onun böyle üstünde kocaman gavaklar var hani, gavaklar. Evet. O gavakların olduğu yer benim oluyorum. Evinizi götürün gari, oraya kuruverin. Kimse bir şey diyemez, orası bana ait. Şırıl şırıl da dere akar oradan, pek güzel olur. Bak, sorun çözüldü işte. Ya. Sağ ol Sultan Hanım. Canım babaannem benim ya, sağ ol. Niyazi'yle işiniz var mı bugün? Niyazi'yle işimiz yok. Niyazi aram da beni alıversin gari. Sizden önce gidelim oraya da bir oralara bakıverem. Pek merak ediyorum evinizi mi? Pek merak ediyorum gari. Tamam Sultan Hanım. Gül, hadi çabuk hadi. Orada görüşürüz artık Sultan. Görüşeceğiz orada. Geleceğim ben, geleceğim gari. Hadi. Gel sen. Hadi görüşürüz babaanne. Hadi güle güle kızım, hadi güle güle. Niyazi abi. Niyazi abi. Efendim Nihal. Ay sen burada mı uyudun bütün gece? Telefon gelecek diye beklerken uyuyakalmışım ya burada. Ha bu sefer kesin Nihal arıyor. Hadi be, Sultan kız arıyor ya. Efendim Sultan kız. Niyazi, ne yapıp durun bakayım oralarda? İşte dedim öyle bekleyip durun işte. Ha, o zaman hemen buraya geliver de beni ablan geçe götürüver diyorum. Hayırdır yav ablan geç? Gülsüm'den Cimal evlerini ormandan alıp oraya götürecekler. Gidip oraları bir görem diyorum. Hem senden işim var benim be. Hadi çabuk gel. İyi tamam gelip durun. Arkadaş bu nedir ya? Herkesle aradı. Babaannesi bile aradı. Nihal aramıyor ya. Ama arayacak. Seval kız sen burada bekleyiver tamam mı? Arayacak o. Ben bir üstüm başımı değiştirivereyim. Sen de uyur. Kusura bakma ya, burada unutmuşsun telefonu. Seni de uyandırdım o tatlı güzel uykunda. Balım benim. Hadi şey yaparız. Ne var lan? Alo enişte. Ya traktörün motoru çalışmıyor ya. Azmakta kalıverdim ben. Oğlum nasıl çalışmaz ya? Ya nasıl çalışmıyor? Basbaya çalışmıyor. Aküsü bitiverdi herhalde. Sen gelsen ya, senin aküden bir şarj ediversek hemen. Lan ben siz hiçbir şey yapamıyorum değil mi lan? Ha? Ben anlamayayım. Sağ zaten yol gösteren de kabahatlı. Vallahi yallı. Yallı. Yallı ha? Vallahi şimdi gebertirim. Ben seni şimdi gebertireceğim. Senin abi gebertireceğim. Lan! Gebertireceğim. Lan! Vallahi saçını başını yoldan beni sinirlendirme ben artık. Bunu ben senin elinden kesirim. Ne? Enişteme köpek mi saldırdın lan? Hoş, hoş. Alo, alo. Ne oluyor lan? Geberteceğim lan ben. Çekil ya, manyak mısın? Utanmadan bir daha arıyorum Rütüm. Bir de. Dur bakayım. Ne istiyorsun sen? Ha kocamı ne arayıp duruyorsun? Basit kadın. Ama ne deyip durun sen ya? Kimsin lan sen? Benim Kemal. Kim Kemal lan? Bizim Kemal mi? He sizin Kemal. Sen ya değil mi lan? Ya abla ne halin? Ne saçmalayıp durun sen? Kapat telefonu lan, kapat. Açıklamam izin vermiyor ki kimse. Veriyorum, açıkla lan. O bir
şey de komik yani. Ya bu Nihal Niyazi'yi aramıyor. Nihal'in telefon bekliyor. Nihal de aramıyor. Ha? Biz de bu Niyazi'yle bir maytapka çektirdik Hayfe'de. Bu Kemal telefonu benden kayıtlıyor. Onu sildim. Nihal yazdım. Kemal beni aradığında Nihal diye çalıp durur benim telefon. Niyazi de bunu gördü mü? Budur. Öte kahvecik. Yine evlendik. Yine evlendik sorma yani. Bana bak lan. Niyazi İnal'i budurtmak sana mı kaldı lan? Ha kıtıpıyoruz. Nurten şaka yaptım. Nasıl laf o kütübüyoruz diye ya? Ne şakası yapıyorsun sen Nihal'le? Ne şakası? Vallahi... Lan bırak Allah canına basın. Yeter çıkma. Kaçın bırak. Oğlum geber çıkma. Ben seni. Ben ne yaptım sen? Ne yaptım sen? Ne Lan arkadaş, onu bunu bırakın da ben o azmağın suyunda o gıdağı kalsaydın eğer donardın ya. Kamur elinin bu. Lan Kamur ana kolay kolay bir şey olmaz. Ben deyim. Ya arkadaş, dişçi kapalı. Vallahi ölüyorum ağrıdan ah. Oh. Ya Kamur'a gidivermiştir o. Lan sabahsı mı? Neye gidip duru Kamur'a? Lan ne gidecek arkadaş ya? Dün Kamur'a almak suyunda ölüyormuş. Sen duymadın mı? Haberin yok mu lan? Ya yok, arkadaş yok. Bu dişçi Kamur'a sözü sistemi. O narı mı yıkıtmıştır ya Allah Allah? Allah ölüyor narıdan. Oh. Anen Niyazi geldi. Hoş geldin Mıktar. Hoş geldin Niyazi. Hoş bulduk. Şişt, hayırdır lan? Arabayla gelmişsin. Yere mi gidiyorsun? Lan Niyazi, Nihal teyyar meydan indi de sen onu karşılamaya mı gidiyorsun yoksa arkadaş? Yok lan ne alakası var ya? Sultan Ana'yı aplan geçe götüreceğim. Aa, sebep? Ya bu dişçi Cemal'i ormana şikayet etmiş ya. Orman işletmede mecburen evi depoya çekivermiş. Şimdi Cemal onu almaya gitti, aplan geçe kuruverecek gari evi. Abo, hakikat mi deyip durun lan? Dişçi mi şikayet etmiş Cemal'e? He ya. Ayıp denen bir şey var arkadaş ya. Ayıp etmiş arkadaş. Hakikaten ayıp etmiş. Gerçekten ayıp etmiş. Ayıp etmiş. Ayıp. Gerçekten pis bu adam. Ayıp değil mi ya? Ayıp. Ayıp. Sıddık, bir dakika bakabilecek misin? Bir baksana bana. Nihal aradı mı lan? Aramadı. Ey Allah'ım yarabbim ya. Ne aramıyor bu kız ya? Arayan yerleri arıyormuş Niyazi. Ne bileyim ben? Ne senin zatı yani? Senin ne? Sen nereden çıktın? Hey hadi ben geçtim. Sen nereden çıktın yine? Ben size bir şey diyeyim mi? Niyazi'nin Nihal'le işi zor. Vallahi bak. Ben şuursuz. Efendim? Arkadaş daha adam gider gitmez hemen peşinden magazin haberi gibi dedikoduya başladın ya. He? Lan asıl mesele bizim dişçinin Cemal'in evinin yerini değiştirmesi değil mi acaba? Evet evet o. Vallahi öyle öyle. Vallahi öyle. Vallahi öyle. Yuvayıp mı yıkatmış arkadaş? Yuvayıp mı ya? Tabii. Lan arkadaşlar biz bu dişçi bu bizim güzel köyümüz geldiğinde biz bunu sahip çıkmadık mı? Çıktık. Ocak açmadık mı? Açtık. E şimdi bu dişçinin yaptığı nedir ya? Ayıp denen bir şey var arkadaş ya. Ayıp. Lan arkadaş yaptırmayayım mı cellen ben buna bu dişimi? Bak ne yüzsün bay. Doğru diyor Alaaddin emmi. Ayıp etti ya. Yani. Vallahi ayıp. Ya. Evet. Allah Allah. Ha bak işte buradan böyle buralar hep benim. Aa nasıl yani? Sultan Hanım buraları sana mı verdi? Hem de para istemedi. Şimdi Banu'cum bu köydeki bütün tarlaların, bütün arazilerin hepsi Sultan Anne'ye aitmiş. O da onları işlesin diye Yusuf Bey'e vermiş. Yarısını da bana verdi. Peki Yusuf Bey bir şey demedi mi? Başta tabii ki öfkelendi ama sonra sakinleşti. Çünkü şimdi ben onun damadı olunca yelkenleri suya indirdi. Peki burayı... Kendin tek başına mı yani bu tarlalarda ne yapıyorsun sen ben anlamadım. Burada organik tarım yapıyorum. Kendin mi yapıyorsun? Aa, yok canım daha neler. Köylüyü çalıştırıyorum tabii ki ablacığım. Yani organik tarım evet güzel hani ben de seviyorum böyle meyve sebze falan ama... ...ya ne bileyim bu tarla işleri hiç bana göre değil. Ya bir şey soracağım. Yani hani buraya geldik ama... Ne bileyim buralarda böyle yılan mılan falan bir şeyler var mıdır? Yılan? Yok canım ne gezer yılan ya? Ay yılan! Yılan Kaan yok dedin! Yılan var orada! Yılan var orada! Yılan var! Yılan var! Mahmut! Kızım aç ağzını. Birdin mi sen? Aç 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 aç. Oh. Allah. Oh kızım abim. Abim
Yazık ya. Lan büyümün. İşte. Bak. İşte proje bu. Vallahi da kaymamı sana casuscu gibi bir şey yapmışsın. Helal olsun vallahi. Aynen öyle oldu işte. Bana bak, ben diyorum ki proje hazır. Bunun aynını uygulayıverin. Vallahi kaymamı olur da bu acı küçük ya. Bu görünmüyor buradan. Ha. Ben bunu benim kendi telefonuma mesaj atayım. Oradan ben kendi telefonumla bir çıktı alayım kaymama. He, Kaan'da var, ondan alıver değil mi? He, Kaan'da da var, ondan alabilirsin. Çıktı yok. Attık. Yalnız Cemal de var ya, yandı. Nasıl da güzel hazırlamış. Bize hiçbir şey düşme kalmamış yani kaymama valla. Tamam kaymama, ben şimdi gideyim o zaman bir. Vakti kaybetmeyeyim, o çıktıyı bağlayayım. Şöyle büyük bir çıktı aldım. Gel, büyük büyük, en büyüğünden bir çıktı. Tabii canım, en büyüğünü. Hadi, tabii. Ya. Yeter ya, yeter bana hadi. Hadi artık. Oldu, oldu. Aç, 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 aç. Oh. Abla. Şimdi sen al. Gir, ben bir kahveye gideceğim çünkü orada işçilerle konuşmam lazım, olur mu? Tamam. Hemen geliyorum. Hı hı. Aa! Günaydın. Köpek kim ya? Ay! Ay, Bünyamin Bey lütfen ama ya. Şaka yaptım ya vallahi. Merhaba Bünyamin. Merhaba ya, nasılsın? İyi, sağ ol. Ya Kaan'cığım, çok acil bir işim var seninle. Şu telefondan bir çıhtı almam lazım. İyi, alırız. Ama acil, hemen yani. Ha, iyi geç, alalım. Bir şey diyeceğim. Ya bir de dün akşam böyle sağ atarlı giderli böyle şey yaptım, üstüne gittim, bebece ettim seni falan. Kusura bakma yani, o acınak var aslında, olur öyle. Ha, olur ya, olur. Ya aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani aslında eniştesi olarak Kamuran'a böyle sahip çıkmam çok hoşuma gitti. Sahip mi lan? Vallahi. Adamsın lan, korkma lan, vurmayayım artık kankayız. Hadi gel kanka. Niyazi, ne diyeceğim sana? Şimdi bu yolu böyle güzelce bir düzelttiriver, iyice bir yol yaptırıver buraya, değil mi? Çocuklar arabayla gelirken rahat edivesinler istiyorum. Bir de bu tarafa doğru böyle bir köprü yaptırıver. Bir de bu tarafa doğru bir köprü yaptırıver. Anladın mı? Kaç tane köprü yaptıracaksın Sultan kız? Çok para tutar ya. Gidiversin, boş ver gari, boş ver. Burasını ben vereceğim, lan sen karışma orasına. Güzel bir ev yapıvermişler çocukla. Niyazi, içinde öyle aşkla mutlu mesut yaşayıp durular gari. Onlara öyle güzel bir bahçe yaptırıverem de yok. Evlilik hidayesi, anladın mı? İyi, güzel diyorsun da, hepsini anladım da. Buradan suyun öte tarafına neden köprü yaptırıyorsun, onu anlamadım. Sen oradaki tarlaları Kaan'a vermedin mi ya? Hayır, yani buradan öte tarafa geçilse ne olacak yani? Olacak, olacak. Azıcık sabredi be gari, olacak, olacak. Azıcık sabredi, göreceksin sen, olacak. İyi madem, iyi hadi. Allah, gelip dur ula ya. Anlattıklarından daha bir güzelmiş bir. Aferin Cemal, ne güzel yapabilmişsin. Gel. Hilal, Celal. Gelin bakayım, size bir müjdem var. Bir ne haber oldu? Vereceğim gari. Ne oldu hanım? Müjdemi isterim. Bir haller, bir haller. Söyle kız, merak ediveydim. Bak ya. Senin iş olacak. Bu bana ikna ediverdim. Gidivereceğiz ya Yusuf abi killeri. Değil mi kız ana? Allah! Kız! Abim hayırlı olsun. Sağ kız. Olacak, olacak hadi. Sen bana da haber veriver bakayım haydini. Alo Ayten. Alo. Buyur Celal. Anam gül diyor ki, müsaitseniz kahve içmeye gelivereceğiz. Sahi mi diyorlar? He,
sohbeten müsaitler mi? Baba, Hüsnü amca ailecek müsaitsek bize gelmek istiyorlarmış. Baba, hadi. Buyursunlar bakalım. Müsaitiz. Buyurun gelin. Tamam o zaman, hadi görüşürüz. Lan gel buraya, abin damat oluyor. Gel buraya, gel. Allah'ım. Bu çocuğuma, bu çocuğuma. Yıllardır bekliyorum be bugünü. Kız, birazdan geliverirler. Hadi kızla, toplayıveren şuraları. Hadi toplayıver. Abla, Yusuf, abla. Sen de kalk üstüne höylü doğru dürüst bir şeyler giyiverin. Ne var kılığımda kız? Aa baba, olmaz böyle. Hadi sen kalk, bayramlıklarını giyiver ha? Ne olur baba, lütfen. Hadi baba. Hadi baba, ne olur. Hadi anam, hadi baba, hadi. Hadi. Hasbinallah. Var Allah ya. Hadi baba, hadi. Hadi baba. Hadi adam, hadi anam, hadi. Hadi. Dur bakalım. Hadi baba. Onları da getir ben gari. Aferin Cuma, aferin oğlum. Şöyle boy verin masanın etrafına. Cemal. Tamam. Aferin, aferin. İyi çizdin ama aşkım. Tamam, pardon. Yok bir şey. Aferin Cuma, aferin oğlum. Şöyle boy verin masanın etrafına. Nasıl olmayacak? Aman örtüyü de getirivermiş güzel kızım benim. Pek güzel oluverdi. Güzel oldu değil mi? Pek güzel oldu, pek güzel. Maşallah. Hadi ben acık oturayım da dinlenem. Yoruluverdim, ayakta kaldım çok. Şunu keyfini sürem gari. Oh, yoruluvermişim be ben de. Babaanne nasıl, beğendin mi? Çok güzel oldu kızım. Çok güzel, çok güzel. Maşallah, çok güzel. Biri bak Cemal. Bana de yapıver böyle bir ev. Niyazi ile ikimize. Emme düz ayak oluversin oğlum. Dizlerim çok ağrıyor benim. Çıkamam öyle merdiven falan. Anladın mı? Ha? Değil mi Niyazi? Yaparım Sultan Hanım, yaparım. Yapmam mı? İyi, tamam. Ben bir çay koyayım. Çok iyi olur kızım, çok iyi olur. Öyle güzel bir keyif çatam gari. Hava da pek güzel. Hava da güzel, her şey güzel. Gül, bir şey soracağım sana. Nihal beni niye aramıyor ya? Bilmiyorum ki, arar ama herhalde. Ya başına bir şey gelmiş olmasın kızcağızın? Yok canım, ne gelecek? Dur hatta ben arayayım. O sırada da bahaneyle sana veririm, konuşursunuz. Ha öyle yapalım, çok iyi olur. Ya ne yapıyorsunuz kadıncağız, dışarıda yalnız kaldın? Dur lan, Nihal'i arıyoruz. Yok, ulaşılamıyor. Açmıyor mu yoksa telefon mu kapalı? Yok, ulaşılamıyor. Yani kapalı. Ama herhalde arar sonra ya. Niyazi, sen Sultan Ana'nın yanına geç. Ben Gül'e yardımcı olurum. Kadın seni sayıklayıp duruyor. Bak ev siparişini de verdi. Vallahi yanarsın ben. Gülme lan, gözümü sevem ya. Sultan Ana gene bana kalıverdi ya. Vallahi canım ya. Hadi. Niyazi, azıcık otur bakayım. Sana bir şey diyeceğim. Bir şey söyleyeceğim sana gel. Otur bir azıcık. Aklıma. Aklıma çok güzel bir fikir geliverdi. Ne geliverdi gene aklına Sultan kız, de bakayım. Sen şimdi doğru gideceksin gari kahveye. Oradan bir anons geçivereceksin. Bütün köye diyeceksin. Ne anonsu? Sultan kız yemek veriyor diyeceksin. Gül'le Cemal'in şerefine diyeceksin. Nerede? Burada. Ne zaman? Bu akşamüstü be. Ama herkes sürpriz olacak gari. Sürpriz olacak, sürpriz. Nasıl sürpriz? Öyle işte be. Ne? Herkesler gelsin istiyorum Niyazi. Ne? Aman be Niyazi, sen de devamlı ne deyip durun? Gül'le Cemal'in şerefine düğün yemeği vermek istiyorum. Anladın mı şimdi? Sen şimdi doğru git gari. Yemekleri, her bir şeyleri hazırla, davulu zurnayı da hazır edivi. Mansur'a da söyleyeyim, o da gelsin. Yine bak, fotoğrafçıyı da ayarlayayım. Fotoğraf çekilin, bu fotoğraf çekilin gari. Sultan kız, iyi diyorsun, güzel diyorsun da bunların hepsi akşam üstüne kadar yetişecek mi lan? Yetişir lan, yetişir. Sen yaparsın. Sen iki günde çadırı kurup yılbaşı balosu yapmış adamsın. Bunu yetiştirin gari, ben biliyorum. Bak onu doğru dedin. Yavuz bir siyasetçi olarak elimden hiçbir şey kaçmaz. Sen iste yeter ki ben yaparım. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu düğün olduğunu söyleyeceğiz mi anonsta? Yok söylemeyeceğim. Sürpriz olsun istiyorum, sürpriz. Diyeceksin ki Sultan kız yemek veriyor, o kadar. Hey tamam hallederim. Hadi bakayım. Hadi ben kaçtım. Hadi gülü gülü Niyazi. Vallahi süper oldu ya. Vallahi bacınak çok sağ ol ya. Sen olmayaydın ben Muğla'ya gidecekmiş. Küçük kağıt için. Lafım olur canım, önemli değil. Benden Kamuran'a selam söyle, bugün onu görmeye geleceğim. Tamam hadi. Ha? Hadi görüşürüz. İyi günler.
Bir çay alabilir miyim? Çay yok. Nasıl yok ya? Herkes içiyor. İndi çektim suyu. Ha. O zaman bir gazoz alayım. Gazoz? Aha. O da yok. Ha. Bakkaldan istetelim. Bakkalda satış yok Börn. Börn sayım var. Aa şey ya be. Arkadaşın adı neydi ya? Sizin dişinizin ağrısı devam ediyor galiba. Bizim işimiz yarım kalmıştı. İsterseniz muayenehaneye geçelim, halledelim. Yok lan, istemez. Pamuğa kolonya basıyorum, dişime basıp durun, istemez. Ya hiç olur mu öyle şey? Yani hem hiçbir işe yaramaz hem de diş etinizi zedeler. Bana bir şey olmaz, işine bak sen. Ya ben de bu mantığı hiç anlamam arkadaş. Bana bir şey olmaz. Ya bu nedir ya? Bu bana bir şey olmaz. Allah, nerede bunlar ya? Nurten! Nurten! Ne var lan? Yenip duruyoruz ya, ne bağırıyorsun? Allah Allah, niye çıplak mı oturuyordunuz ki ya? Yok lan, misafir gelecek de ondan. Kim geliyor yine? Hüsnü Emmiler gelip duruyor. Gel sen de üstünü değiştiriver, gel. Hangi dağda kurt öldürüyor Hüsnü Emmiler falan falan ya? Gel gel. Ne bu kalabalık bunlar bu kadar? Çekil! Hız! Allah'ım yarabbim. Yavaş lan, şuna güzelliklerine bakın be. Ay, bin yaşıyorum. Hoş geldin. Herkese iyi günler. İyi günler Niyazi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin Niyazi. İyi günler Niyazi Bey. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor size? Neden hiç kimse benimle konuşmuyor? Ne bileyim, ben onlara sor. Soruyorum ama cevap vermiyorlar. Ben yokmuşum gibi davranıyorlar bak. Ne öyle yapıp durunuz lan? Niyazi söyle kime? Biz güzel köylü olarak her zaman herkesin yanındayız, emme. Emme? Cemal bizim canımız ciğerimiz. Cemal'e büyük yanlış yapılıverdi. Ha. Duydunuz mu Hekim Bey? Ay, duydum duymasına da yani bu Cemal'le benim aramda özel, şahsi bir mesele. Size ne oluyor ya? Ayrıca ben de bu köyün yerlisi sayılırım. Yani ben dışarıdan geldim diye bana sırt çevrilecekse bileyim. Dışarıdan gelmeyle alakası yok Hekim Bey. Biz dışarıdan gelene sırt çevirecek olsaydık ben kendi makamımı size verip bütün kışı gayfede gayfe rengi paltoyla geçirmezdim. Öyle mi? Öyle mi Niyazi Bey? İyi, eyvallah. Peki, tarlada çalışan arkadaşlar, oradan yövmiye alanlar, onlar ne yapacak? Çalışmayı bırakacaklar mı? Lan Niyazi, şu hekim arkadaşı devresini mi yok? Bundan sonra biz tağlılardı, mağlılardı, işimiz yok gari. Değil mi lan arkadaşlar? Yokuz ya. Zaten iş biz sürdük ettik değil mi? Başkaları gelsin, toplayacağız, toplasın, bir şeyler yapmasın gari. Allah tabii canım. Öyle mi? Peki, öyle olsun arkadaşlar ama şunu da çok iyi bilin. Benim hiçbir zaman kolay kolay vazgeçen bir mizacım olmamıştır. Bundan sonra da olmayacak. İyi günler. Hadi güle güle, güle güle. Hadi. Aferin lan size, vallahi aferin. Acık burnu sürtünsün de hatasını anlayıversin. Ay delirdiler. Tabii canım, Allah Allah. Sıddık, bana bir galife yapmaya bakayım. Şekerli yapıyorum. Öyle olsun. Osman abi, Hayati, Böğün meydan yemeğe verilecek, hazırlık yapacağız. Allah, ne zaman edeceğiz sen de işi biz ya? Böğün dedik ya. Arkadaş, Böğün deyip durun ama yetişecek mi o kadar yemek? El birliğiyle yetiştiririz gari. Ne olacak arkadaşlar ya? Ha, yetiştiririz gari ya. Yaparız, yaparız. Yaparız, yaparız, yaparız. Yaparız. Sen yeter ki ısımı kıtar ya, halletmemizi ya. Yavaş, yavaş, yavaş. Hiç telaş etme, sakatlık çıkar mı? Hadi bakalım. Nerede ya bunlar? Hakit nerede lan? Lan, baba verdin değil mi? Yok baba verdim, bizzat ben arayı verdim ya. Neyse,
İnsanlar hazırlanıyor belki ya. Biz hayvanı geçiverim. Ya bakın hayvanı. Dudum. Hele koşu. Kızım o yastıkları alım ayardan. Yavaş yavaş kızım yavaş. Gah çocuk. Lan. Ecek acele ediver. Neredeyse gelirler indi. Dur kız. Ya çıkışım var. Ayten. Kızım hazır mı? Hoppa. İyi misin orada? İyiyim, iyiyim. Şilal. Kızım onu ver bakayım yerdeki şeyi ver. Allah. Bak ya. Sevindirik oldu ya. Yavaş yavaş. Bu kadar da değil. Lan! Bu bizim proje ya. Nasıl yani? Cemal'in o... Bunların elimizden aldığı ilk yerin projesi var ya. Oğlan eliyle çizdiği proje ya. Yusuf'a bak sen ya. Yusuf'a bak ya. Çapsıza bak ya. Ya tiniyetsize bak ya. Yeri elimizden aldığı yetmiyor gibi projeyi de çalmaymış. Bir dene böyle. Kahvede fotoğraf çekeceğim dedi de gerizekalı gibi kendi elimle tuttum da bu şekil. Kalk. Kalk. Nereye gitme? Bak hala nereye diyorum. Daha bir dakika durmam ben burada. Kalk kesin. Kalk. Kapı şambreli mambreli. Ya ana. Kalk. Ya. Ben yürü. Yürü lan. Ödecek bizi yürü. Yarabbim. Bir konuşaydık, bir şey deydik. Kaldı bunlar lan. Gelirler lan indi. Acık daha bekliği verelim. Ne olacak? Of, oh. Bizim iş gene bozuluverdi ya. Celal. Celal. Zaten sinirim depemde. Sakın bana ağzımı açtırma. Sakın. Ya baba alt tarafı bir proje. Alırsa alsın. Ne olacak? Alsın. Ne olur yani. Lan. Alt tarafı proje öyle mi? Lan bu projede senin abinin emeği var. Alt taraf proje. Lan o sinsi önce yeri elimizden aldı. Sonra projeyi çaldı. Şimdi de oğlumu elimden alacak öyle mi? Vermem ona oğlumu. Kızımızı da almam. Zaten ben biliyorum da anana anlatamıyorum anana. Ya şimdi ne dedin Hüsnü? Şimdi bir şey demedin. Buraya gelene kadar beynimi yedin ya onu diyorum ben sana. Sağ ol kızım. Hah, ne güzel yiyorlar. Görüp durur mu? Hah, efendim baba. Neredesin yavrum sen? Aplan geçteyim. Ya bu Yusuf var ya. Senin projeyi çağırmış. Hangi proje? Ya işte Akika için kağıdın üstüne çizdiğin evin bahçesine baktığımız proje yok mu? Onu çalıvermiş ya. Ha. Nasıl ya? Nasıl olmuş? İşte nasılsın ben anlatıvereceğim sana da. Sen neredeyim dedin ya? Aplan geçteyim baba. Hatta Sultan Ana da burada. Ha aplan tamam. İyi onun olması da çok iyi. Ben geri vereceğim şimdi oraya. Haydi haydi. Baba biz gelmesek. Geleceğim. Geri vereceğim. Benim dibimden var ya bir dakika ayrılmayacaksınız. Çünkü ikinizi de salıversem nereye gideceğinizi, soluğu nerede alacağınızı gayet iyi biliyorum ben. Ayrılmayacaksın dibimden. Yürü. Sultan Ana. Babam uğrayacakmış be. İyi gelsin. Onu da bir gören, bir konuşam onunla. Gül. Eksik bir şey kaldı mı? Dikkat dikkat. Güzelköy mıhtarlığından bildirili. Köyümüzün sultan anası hem baharın gelmesi şerefine hem de köylüye bir takım mesajları olduğu için böğün aşamüstü aplan geçte yemek verecektir. Tüm köy halkımız davetlidir. Bana bakın lan. Hadi gene iyisiniz. Menü pek bir zengin. Ayrıca Mansur kardeşimiz de çalıp söyleyiverecek. Açık oynayıveren bari. Banu. Banu. Benim için.
için gerçek bir fırsat. Niyeymiş ki o? Köylü bana sırt çevirdi ya. Şimdi onlarla tekrar barışmak için iyi bir fırsat. Sultan anneye rica edeceğim. O beni çok sever, asla kırmaz. Ya köylüler seninle konuşsa ne olacak, konuşmasa ne olacak Kaan'cığım? Ablacığım öyle deme, artık biz de köylü sayılırız. Hem tarlalarda çalıştıracak adam bulamazsak elinden öper. Artık biz girip çalışacağız. Ay beni hiç bulaştırma bu işlerine Kaan'cığım. Ne yaparsan kendin yap lütfen. Ay babaanne ya. Nereden çıktı şimdi yemek işi böyle? Çıktı gari, çıktı. Durup dururken? Durup dururken değil kızım. Ben size burada düğün hediye vereceğim gari. Düğün mü? Düğün. He, düğün hediye vereceğim. Ben kimseye sultan kadın, torunla düğün yapamadı dedirtmem gari. Hem siz beni nikahınıza da çağırmadınız ya. Ya babaanneciğim ama biliyorsun yani o gizlice olan bir şeydi. Ben size küsü vermiştim ama sonra affediverdim gari. Madem nikahınızı göremedim, bari düğününüzü edem diyorum kızım. O da bugün burada olmayacak. Babaanne olur mu ki öyle ya? Olur, olur. Ben istediğim olur gari. Her şey olur. Sude ile Nihal yok. Sude zaten gelemez kızım. Onun okul var, okula başlamış. Nihal de gelince öğrenir gari. Ne yapacaksın değil mi? Gülsüm, güzel kızım benim. Benim artık günlerim sayılı yavrum. Ben bugün yatarsam yarına sağ salim kalkacağım meçhul. Değil mi? Diyorum ki ölmeden düğünüzü yapamazsam gözlerim açık gider o tarafa. Hem bak evinizi yaptınız, sonra kaybediverdiniz, sonra buluverdiniz. Ha, işte benim bahçemde durup dur eviniz. Hiç itiraz etmiyorum gari. Bu düğün olacak, bu düğün olacak gari. Peki babaanne, sen nasıl istiyorsan. O zaman bugün burada düğün var. Düğün var. Sizin damatlıkla gelinlik nerede durup durup? Damatlıkla gelinlik. Ha şey, tütün damında Sultan Hanım. Hadi koşun alın gönül gari. Hadi koşun. Aa Hüsnü amcalar değil mi o ya? Babam. Ne olacak şimdi? Ana. Düştü. İyi ya. Dur kalk. Şşş, iyi ki elimde bu var ya. Yok ama bir şey olmadı galiba ya bu sefer. Yok yok olmadı. İyi gibi. Bir bakın. Sakın ağzınızdan bir şey kaçırmayın ha. O sürpriz olacak sürpriz. Kimseye bir şey demek yok. Yok kimseye sakın. Tamam tamam. Tamam sürpriz, sürpriz, sürpriz. Sürpriz. Ya bir şey de olmadı. Zonklemiyor da iyileşiyorsun galiba ya. Hadi, inşallah inşallah. Valla. Sen de tam zamanda tuttun ha. Ya öyle oldu ya. Cila sıkı tut Cila. Sen şimdi tutsana bir. De. Gel bakayım sen benim. Birazcık rahatladım diye adım ona dikkat etmiyorsun. Bak kayıverdim, olmaz öyle. Dikkat et acık. Tamam Hüsnüm. Tamam ederim. Ama Allah muhafızı bir şey olsun. Tam kontrol günü. İyiyim çok şükür. Yavaş yavaş bak önüne bak. Tamam tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne hakikaten uçmuş konmuş bu buraya ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ah. Bakın bakalım. Efendim çok olsun. Dur. Sağ olsun. Tamam. Sağ ol kızım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim ya. Çocuğum, çocuğum, çocuğum. Sultan Hanım nasılsın? Ha. Nasılsın Hüsnü? Sağ olasın, sağ olasın. Allah iyilik versin. Cemal, ne getirdin lan evi buraya? Evi ya baba, Kaan bizi şikayet edivermiş orman işletmeye. Onlar da evimizi çekiverdiler. Bak. Sonra sağ olsun Sultan Hanım, burası benim arazim. Burada kimse sizi şikayet edemez dedi de buraya getiriverdik evi. Sağ ol Sultan Hanım, Allah razı olsun. Görüyor musun Dudu, görüyor musun bunları? Etrafını sarıverdiler, saldırdıkça saldırıyorlar. Senin o Yusuf var ya Yusuf, çapsız Yusuf var ya çapsız Yusuf. Bana şeyde, Gavi'de geçen şey dedi, bunu gösterivedim ben saflığımdan biraz ne güzel proje falan diye. Dur dedi, fotoğrafını çekeyim dedi, bak. Bak Allah aşkına, bak bak. Bak bu. Böyle tuttum da işte bak benim eller orada. Yani doğruya doğru şimdi ben de bunu böyle saf gibi tuttum. Ondan sonra bunu çektiği gibi yetmiyormuş gibi projeye çağırmış ya. Ya senin o toz konduramadığın, laf ettirmediğin Yusuf var ya projeyi çaldı, projeyi. Yusuf yapı neymiş bunu? Yok ya. Yok babaanneciğim yok. Onu Cemal çizdi projeyi de işte Yusuf çalmış. Bak sen Yusuf'a bulunan mı edemiş? Ya. Ya işte. Sen nasılsın anneciğim? Dudu teyzeciğim nasıl oldun? Heh. Çok şükür hakkını gelebildik ya gelinim. Madem o kadar merak ediyordun geliverseydin ya aşağıma bir hattımı soğumaya.
Ya babaanne, babaannem yalnızdı biliyorsunuz. Yani onu yalnız bırakamadık ya. Bir de şu evle uğraştık Dudu teyze ya. Evet, evle biraz uğraştık. Geç sen babaannene geç. Ben kendine eğilirim. Geç. Anneciğim. Şey fazla dedim, uzatma da. O zaman şu şekilde yapalım da. Madem yemek vardı, biz yemekten önce gidiverelim de Dudu'nun bugün çanak kontrolü vardı da o kontrolü hastanede yaptırıverelim. Yemeğe de rahat yeriz. Olur mu Cemal? Olur, olur. Olur tabii. Olur. Tamam, o zaman bu ikisi seninle kalsın, yemeğe yardımcı olsunlar, hazırlığa filan. Sen bana bak, Celal. Ver o telefonu bakayım, benim şarjım az, ver. Bu benim de şarjım az. Ver onu, ver. Kızım sen de ver. Baba benim de şarjım azdı. Emme al şey hadi. Tamam işte 3 az şarj anca. Ver şambreli de ver bakayım oradan. Haydi bunlar senin gözün önünden ayrılmasın olur mu? Baba. Haydi, dikkat edin. Arabanın anahtarı. Haydi gir koluma gir önüne oğlum. Ezbere basma ya. Ezbere basma. Haydi abinizin yanından ayrılmayın yavrum haydi bakalım. Tamam bendeler baba. Tamam. Cemal. Siz de tütün şeyine gidin oğlum hadi. Oraya gidin. Tütün şeyine hadi. Tamam. Celal, Hilal, siz Sultan'a ne derse yapıyorsunuz, sözünden çıkmak yok. Biz Gül'le bir işimiz var, onu halledip geleceğiz, tamam? Tamam abi. Celal. bu buraya sığmıyor ya. Dur bizim, dur sığdırıvereceğiz ya. Dur neyse sığmıyor da o zaman sen yüzüstü uzanıver bakayım. Yavaş. Yok bir şey yok, Uzan. Yat, yüzüstü yat. Ayağını da çek. Çık ayağını da. Tamam başka türlü sığmıyor ya. Haydi siz şey yapmayın. Hadi dikkat edin bu. Tamam. Rahat mısınız? İyi tabii. Aynı ya arkadaş bunlar birazdan geleceğiz değil mi dedi. He baba öyle dediler valla. Nerede kaldı la? Şimdi yemek de var akşama. Ne edeceğiz? Öyle dedi. Ya arkadaş beni mi bekledin ya gelmek için? Lan artık geri çekime de ben geçeyim. İyi tamam dürdürsün. Has söyle. Allah ya. Çapsız arıyorum. Alo. Lan Hüsnü. Ha Yusuf. Efendim bak. Geleceğiz diye haber göndermişsin. Neredesiniz? Bekleyip dururuz. He ya haber gönderdik de bugün şey vardı aynı vakit. Dudu'nun hastane kontrolü vardı da şimdi hastaneye gidip dururuz. Ne olacak şimdi? Akşam yemek de var. Öyle dedi Niyazi Anus'ta. He işte akşamüstü. O zaman şeyde yemekte konuşuruz. Herkesin yanında ben konuşmayacağım seninle. İyi. Daha iyi olur. Hadi bakalım orada konuşuruz. Olur. İyi olur. Ben bir konuşuvereyim de bakalım iyi mi olacak, kötü mü olacak görecek o. Sıkı tutun da. Dudu'yu hastaneye götürüp dururlarmış. Akşam yemekte herkesin içinde konuşuveririz dedi. Herkesin içinde mi? He ya. Abo. Bunlar baya herkesin içinde isteği verecekler Ayten'e mi? Öyle olacak. Ay çok heyecanlanıverdim lan. Öyle herkesin içinde mi yani? Ay kız ben de duyuyorum. Ay. Ne oldu? Nurten. Ne oldu kız? Yok bir şey. Geliyor mu yoksa? Yok bir şey lan. He? Yok bir şey. Bunu tutarak git. Lan Bünyamin ne oldu lan proje? Projeyi oraya koydum baba masanın üstüne. Nereye koydun lan? Hani? Ana vallahi buraya koydun uçmuş ya. Allah. Şşş Ayten kızım bir bak bakayım. Ya bu özel günümde bile beni çalıştırıyorsunuz. Bu sizin yaptığınıza ne denir biliyor musunuz mu? Kadın ayrımcılığı. Ayten bana bak. Kemal'le Darkan sürekli ağırlarda çalışıp dururlar. Onları hiç düşünme yamun. Ay baba ben bunu göreceğim ya. Cilal buraya iç güveysizi gelsin. Nasıl hizmet edecek bak Cilal'e? Nasıl hizmet? Ya da Cilal'i çalıştıracak herhalde. Cilal'e iş yaptırtacak herhalde. Çok bilmiş. Allah canlı almasın ya.
Ne oldu kızım? Bir geliversene çabuk. Gel. Ya ne oldu Nurten? Oğlan geldi herhalde Nurten. Allah canını almasın ya. Bu nasıl bir ana. Çok fena bir boşalma oluvermiş. Normal kanama gibi de. Çok fazla. Ne oluyor? Gidiyor mu? Sen doğru mu duydun? Ha, doğru. Kaç zamandır böyle bu? Şey... Nurten şeymeyi bırak lütfen ya. Bayağı konuşman yani. Bebeğimin hayatı tehlikede olabilir yani. Ne bileyim 4-5 gündür falan var lan. Neredeyse bir hafta ya. Nurten sakın mazeret falan istemem. Hemen doktora gidiyoruz. Bebeğimin başına bir şey gelmiş olabilir ya. Hadi lütfen. Hemen. Çantamı alıp elini alalım kızım. Hadi. Yamin, ne oldu lan? Ay baba sorma, Nurten rahatsızlandı. Ne rahatsızlığı lan? Ya kadın rahatsızlığı işte. Ama bebeğimin şeyi, hayatı tehlikesi olabilirmiş. Değil mi lan? Neyse ben Nurten'i hastaneye götürüyorum. Hadi şey yapmayın, tamam hadi. Yarın hazırız biz. Yavaş kız, yavaş, yavaş, yavaş. Ana, bize de haber edin ha. Beni bakın. İşiniz uzarsa ablan gece gelin. Beni merakta bırakma ha. Tamam lan tamam. Gel Nurten'im gel kurban olayım. Gel gel hadi kaç da. Yavaş yavaş. Karnını tut ha. Ayağını çek. Ana dur şu. Allah. İnşallah bir şey olmamıştır bunlara. Ne olacak Gül? Asılı bıraktık işte. Sapasağlam duruyordur. Bir tane alsana onları. Olmamış işte temiz. Ay. Sen baya baya heyecanlısın ha. Hayatım nasıl heyecanlı olmayayım ya? Baksana babaanneme apar topar düğün yapıyor bize. Gül, her şey apar topar olmadı mı? Sen İstanbul'dan apar topar geldin. Birbirimize apar topar aşık olduk. Apar topar evlendik. Ben sana gerçekten aşığım. Ben de sana. Ya bir şey diyeceğim. Hı. Bunları her sene evlilik yıl dönümümüzde giyelim mi? Nasıl ya? Bayağı hayatım. Sen damatlığını giyeceksin, ben de gelinliğimi. Sonra baş başa yemek yiyeceğiz. Çok romantik olmaz mı ya? Ya gülme. Tamam tamam, olur. Tabii hala sağlam varsa. Sağlam işte, duruyor orada. Dur ben tutayım. Aa, bir şey yok gibi duruyor. Yok sağlam. Ay inanmıyorum ya. Ne oldu ya? Hayatım naftalin kokuyor bunlar baksana. Ha, ben naftalin gibi kokacağım bunları giyince. Gel buraya. Gel. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi gel seninkine de bakalım. Ben naftalinini giyerim ya. Kızdı kızım. Ha, ama kimseye göstermeden bu sokağı için eve gizlice götür beni. Tamam babaanne. Hadi. Efendim? Ay,
Nasıl? Var mı aciz olmak? Yok yok ya. İyi gibi ne? Belli biraz düzelme var gibi. Ya biz bundan kurtulabileceğiz mi şimdi? Önce bir röntgen çekelim. Sonra bakar karar veririz. İyi, tamam. Gel gel burada. Ya bir sakin. Tamam mısın? İyi günler. Buyurun. Şikayetiniz nedir? Doktor bey, ben hamileyim. Böyle birkaç gündür üstüne görüp duruyordum. Eme bugün çoğalınca biz size görünelim deyiverdik. Hemen tetkiklerimizi yaptıralım. Ya bak gözümü seveyim, ne gerekiyorsa ya. Bütün hastanenin imkanlarını seferber et, yap yani. Oğlumu kurtar. Para mara bak, hiç sorun değil. Lütfen ocağına düştük bak. Beni delirtme, tamam hadi lütfen. Ya dur oğlum, bir sakin oluver. Ya Bünyamin, belki hiçbir şey yoktur. Dur acık. Öyle de Nurten, yani doktor bak lütfen, oğlumun hayatı falan söz konusu. Kurtar şu oğlumu lütfen ya. İnşallah beyefendi. Ama önce siz bir sakin olun. Sen merak etme. Çok şükür. Röntgen odası neresi oluyor acaba? Biraz ileride yürüyünce göreceksiniz. Sağ olasın. Sen. Nurten, vallahi bak bebeğimize bir şey olduysa bu hastaneyi yeminle yıkarım yani. Ya bir dur lan oğlum, bir dur. Kızı gelme şimdi. Ana amma elimde değil yani, ne yapayım? Beyefendi. Sen yavaş. Güzel. Serum da bitmiş. Doktor bey de sizi bekliyordu. Bizim sonuçları ne zaman alırız? 20 dakika sonra doktorunuzun bilgisayarında görülebilir. Ha, o zaman doktorun orada mı bekliyor? Evet. Sağ olasın. Gel bakalım. İyi günler, kolay gelsin. Hadi bakalım yavaş yavaş. İyiyim. Tamam tamam, iyisin de. İyiyim iyiyim. Sakat sakat hareket olmaz. Ya doktor hadi amma baktın, söyle artık ya. Sus be oğlum. Vallahi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama siz hamile değilsiniz. Ne? Bünyamin? Oğlum. Bünyamin. Bünyamin. Bünyamin, korkutma lan. Bünyamin. Sakin olun, sakin olun beyefendi. Hamile değil diyor, ne diyor Nurten? Ya dur bir dinleyi veren de diyor ya. Evvallah oğlum, senin derdini, meselenin aslını anlayamadık. Yani? Babam gitti babam, göremeden, sevemeden, affamadan. Yok yok, bebek gitti diye düşünmeyin. Zaten bebek hiç olmamış. Nasıl yani? İsterseniz buyurun oturun. Ne demek sakinleşin. Otur, 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 otur. Gel, gel, sakinleşin. Gel, gel, gel. Ne demek o ya? Ciddiyim ya, sen kendine gel. Acık sağlam, sıkı dur acık. Dur lan, dur. Dur. Aa, dur. Ya, otur. Sakin misin? Bünyamin, doktor burada. Dön lan. Döndü, o da döndü. Üstüne görme falan yok. Normal periyodu yaşıyorsunuz. Sadece periyodunuzun süresi uzamış. Ya Nurten, gözün kızı periyot değil mi? Basket maçı mı ya? Şey ya, hani elimizde şey gibi, tapu gibi hamilelik raporu var. Çıkar şunu Nurten ya. Tamam lan, bir işin aslını öğreneceğiz şimdi. Ya biz hastaneye geldiydik anamla birlikte. Çiş testi yaptık. Ben hamile çık... Hamile çıktık. Tım. O değil. Kaynana almasın ya. Kaynana hamile deme sakın, kaynana hamile falan. Onu anlayabilmemiz için hanımefendiye hemen bir test yapmamız lazım. Vay başıma gelenler vay. Bu yaştan sonra buna mı geleceğini benim başıma ya? Allah'cığım sen sıfırsın. Allah'cığım.
Ceza mı sayarsın? Ben gideyim de bir çiş yedirerim. Tamam ona. Şişt lan. Sen nereye gidip durun? Hüseyin, benim psikolojim hiç iyi değil benim. Psikolojik destek almam şart. Benim küçük bebeler görüyorum. Benim psikolojik destek almam lazım. Ne var lan? Sanki dünya sonu geliverdi. Bu ay yaparız. Ne olacak? Ay Nurten, sen ne rahatsın ya? Kendi psikolojin bozulmaz gerekirken benimki bozuldu. Tek başıma seninle hiçbir şey yok yani. Ben anlamadım. E ne olacak kim? Anam hamileymiş. Ben de onu sevinip duruyorum. Hem bak yeniden abla oluvereceğim. E sen zaten bunalıma girdin. Bana bunalıma girecek hal mi kaldı Bünyamin? Vallahi ben şaşırdım yani, sevineyim mi, üzüleyim mi? Sen, ben kendimi çok hazırlamıştım. Ben iyi hissetmiyorum kendimi. Benim psikolojik destek almam şart yani. Gerçekten iyi hissetmiyorum. Şaka yapmıyorum. Hiç iyi değilim ben. Anla beni yani. Doktor! 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 Ah ah ah. Görüyor musun? Koskoca adam yıkılıverdi. Vah 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 vah. Hadi yürü. Ne yapmayacakmışız? Aynı hatayı tekrar yap... Bünyamin. Aymen'in hanım, ben çok kötüyüm. Beni kurtarın lütfen. Ama Bünyamin, görmüyor musun? Hastam var. Ben şu anda en hasta hastanız. Gerçekten benim. Ben çok kötü durumdayım. Bu adamdan çok kötüyüm yani. Şu an ben bunun durumunu hiç iyi görmüyorum Ünsal Beyciğim. Sizinle yarın devam edelim. Lütfen. Bunu acil, emergency gibi düşünün. Tamam mı? Bakıyor böyle. Niye baktı bana? Ben sizi dışarı alayım. Lütfen. Ama yarın saat 10'da bekliyorum. Sizinle ekstra özel ilgileneceğim. Tamam Aynama Hanım. Sağ olun. Çok teşekkürler Ünsal Bey. Zorla mı girdi bu? Nasıl bir şey ya? Otur, otur. Otur Bünyamin, otur. Anlat. Ne oldu? Çocuğum olmuyor. Çocuğun mu olmuyor? Hı. Ama Bünyamin, ne yapacaksın? Bununla ilgili önce başka bir hekim arkadaşıma gideceksin. Sonra bana geleceksin. Değil mi? Değil mi? Fiziksel bir problemin mi var? Psikolojik bir sorunun mu var? Önce bunları tespit edip tanıyı koymamız gerekiyor. Ya öyle değil ya. Nurten çişini karıştırmış. Nurten çişini mi karıştırmış? Hı. Ne alakasız şeyler söylüyorsun Bünyamin, anlamıyorum. Ya geçen ay anamgille hastaneye gittiler, böyle çişlerini şeye verdiler. O çişlerini sonuçlarını almışlar. Anamla Nurten'inkiyle karışmış. Anam hamile çıktı. Nurten hamile diye ben de baba olacağım diye öyle deli gibi dolanıp dururum. Kaç zamandır böyle, ben bittim ya. Tamam tamam, sakin. Sakin, şimdi anlaşıldı. Şimdi anlaşıldı. Senin varoluşsal bir problemin var. Varoluşsal bir yokluk içindesin. Şimdi seninle biraz geçmişe yolculuk yapalım. Haydi. Hatırla. Buraya ilk geldiğinde, arabanı kaybedip bana geldiğinde sana ne dedim? Ne dedim? Bundan daha kötü şeyler var hayatta dedim, değil mi? Şimdi bana inandın mı? Vallahi da inandım ya. Güzel. Şimdi inan, bundan da kötü şeyler var hayatta Bünyamin. Ama ne yapıyoruz? Kötüye odaklanmıyoruz. Şu anın güzelliğini yaşıyoruz. Şunu unutma. Bu problemi atlatacak, geride bırakacak ve çocuk sahibi olacaksın. Kalas soyadını mutlaka yaşatacağız Bünyamin. Nasıl yapacağız? Nasıl olacak ya? Şöyle, kafayı dağıtarak, konuşarak, kötü düşüncelerden sıyrılarak. Şimdi Nurten'i evde bırak. Olumsuz bütün düşünceleri evde bırak. Azma'a gel. Köydeki Azma'a. Seninle Azmak'ta buluşalım. Kordon'da buluşur gibi. Ah kordon. Azmak ve ben. Sohbet ve açık hava sana iyi gelecek.
Sahi mi ya? Evet Bünyamin, evet. Senin gibi bir erkeğin mutlaka bir çocuğu olması gerekiyor. Bu konuda sana tam destek vereceğim. Vallahi ya seninle konuşmak cidden çok iyi geliyor ya. Vallahi şu anda düzelir gibi oldum falan yani biraz. Düzeleceksin Bünyamin. Düzeleceksin. Hiç merak etme. İnşallah, inşallah. Gördün bak. Sultan Ana'nın da yemeğini geç kalabileceğiz ya. Geç kalsak ne olacak ya? Bundan bir alışverişimiz mi kaldı bizim? Bizi kabının önüne koymadın mı bu kadın? Şimdi öyle deme. Bugün baktım da öyle bir imalı bakıp durdu. Onun kafasında kesin bir şeyler var. Oğlanla da arayı düzelttiğine göre bizim Cemal'le yakında bir şeyler verecek de. İnekleri geri mi verecek diyor? İşte bilmiyorum inekleri geri mi verecek de bir şey verecek yani. Bilmiyorum ne verecekti. Doktor Bey sizi bekliyor. Röntgen geri vermiş mi? Çıkmış efendim. Sağ olasın. Hoppa yemiş. Selam nasılsın? Çok teşekkür ederim. Buyurun, buyurun oturun. Doktor. Nasıl röntgen iyileşme şeysi? Çünkü dışarıda şambrelsiz oturdu da. Yok, kuyruk kemiği, kuyruk sokumu kemiğinde sorun yok. Kaynamış da. Dahası ne? Hay Allah, röntgen de çektik. Kurban olayım, ne oldu ya? Konuşsana. Bakın. Gel bakayım. Bunu görüyor musunuz? Görürüz. Minnacık bir insana benziyor değil mi? Hanımefendi siz hamilesiniz. Evet hamilesiniz. Nasıl olur ya? Daha evvelden de. Röntgen çekiverdiydiniz de orada yoktu ya. Kemik gelişimini yeni tamamlamış demek ki. 10-11 haftalık siz hamilesiniz hanımefendi. Gelsene yatalım. Çok sevindim ya ben. Hayır bir şeyler oluyor. Tut yardım et. Çünkü bu düştü mü direkt çanağa düşüyor. Dur kızım. Şey nasılsın Sultan Anne? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın bakalım? Yapın bakalım. Ne iyi ettin de böyle bir yemek verdin sevabını Allah kabul eder. İnşallah. Eda. Olsun ya. Tövbe. Sen şöyle azıcık oralara git doktor bey bakayım orada. O niye ki? Lan bizim çocukların Akyaka'daki işini sen araya gidip de almadın mı lan? Ha? Ama o bir ticaret. Şimdi karıştırmasak ona. Ticaret mi ticaret anlamıyorum ben gari. Buraya otur be. Buraya. Hadi. Kaç. Anneme bak ya Yusuf'a fena kızmış ha. Sanma ya Yusuf amcayı kıpkırmızı ediver ya. Ne oldu Kamil'e? Nasılsın Cemal? İyiyim. İyi. Çok iyi hatta. Sen geçsene babanın yanına ya. Geç hadi. Gel aşkım benim. Nereye? Celal, çok heyecanlıyım lan. Niye Ayten'e? Ne olacak lan? Baban herkesin içinde beni isteyiverecek ya babamdan. Bu nereden çıkıverdiğinde? Ya nasıl nereden çıkıverdi? Siz bize gelmeyince babam babamı arayıverdi. Sultan Ana'nın yemeğinde konuşuyoruz artık demiş. Ayten'im ha. Bu kadar safsın ki. Her bir şeylere inanıveriyorsun hemen. Neyin var lan seni? Hiç senin dediğin gibi bir şey olmayacak. Sen dua et de babamla baban gene kavga etmesinler.
O ne demek indiler? Biz size geldiydik de hiçbiriniz yoktunuz. Ayvanda otururken babam abimin çizdiği projeyi görüveydi. Celal, ne olacak indilen? Bilmiyorum Ayten'im. Bildiğim tek bir şey var. O da babam Yusuf'tan kızımızı almam dedi. E Celal, ne olacağız biz? Hele şu durumlar bir sakinleşiversin. Ben bu konuyu tekrardan gündeme getirivereceğim. Of Celal ya, of Celal. Biz onlar sakinleşsin, bunlar sakinleşsin derken yaşlanıp gidivereceğiz. Ne edem Ayten'im? Bizim de kaderimizde bu varmış yani. Ben ne edem? Neyse Celal, ben gidiveren ya. Dikkat çekmeyeyim şimdi. Tamam, sen git, ben de geliyorum. Bak, selam. Ya. Baba, sana bir şey diyeceğim. Gel bakalım. Hüsnü amcala senin projeyi çaldığını bilip durular baba. Hey, nereden bilip durular lan? Hani biz evde proje kağıdını arayıp durduk ya. He. Onu Hüsnü amcalar alıvermişler. Bu durumda da beni istemeyecekler baba. Seni oyun edip durular. Nasıl almışlar lan evden kağıdı? Ya baba sen hala kağıt diyorsun ya. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Aç bakalım şöyle, aç. Sultanına, belki kulağına gelmiştir. Biz projeyi çaldık diye. Ama yok öyle bir şey, olmadı. Gerçi Bünyamin onu benzer bazı şeyler söyledi emme. Ben kabul etmedim, hayır dedin. İnanayım mı sana? İnan, inan. Vallahi doğru söylüyor. Yusuf amca, bizim için bir sakıncası yok. Çünkü biz yeni yerimiz için yepyeni bir proje hazırlıyoruz. İyi. Tabii tabii Yusuf amca. Benim projemi tepe tepe kullanabilirsin. Yok lan, kullanmayacaksın. Bak, gördün mü Sultan Ana? Nasıl tatlıya bağladım işi. Bağlayıverdin değil mi? He, bağlayıverdim. Ben de bir bağlayıvereceğim göreceğin o zaman. Yemekle abisin, herkes bir gidiversin. Bağlayıvereceğim, ben de bağlayıvereceğim. Merak etme. Azıcık içeri geldin de ben sonu anlasın. Aa, çok da büyük bir organizasyonmuş bu, baksana. Evet, ya buradaki insanlar böyle yemekli organizasyonları çok seviyorlar biliyor musun? Varsa yoksa eğlence. Ay, daveti kim sevmez canım? Ev, ev. Evi buraya getirmişler. Getirmişlerse ne olmuş ki? Ne demek ne olmuş? Yani çok büyük bir kumpasın içinde olabiliriz falan. Hemen geldim hadi. Kimse bizi görmeden. Neden hemen, ya? Hemen. Allah. Ya. Ekim Bey. Bana mı şey dediniz? Size dedim, kime diyeceğim ya? Başka nereye gidip durdunuz? Gelsenize. Ha, yok, iniyoruz zaten. Şöyle etrafa bakıyorduk. Şimdi biz gezemeyiz artık. Gidelim istersen. Buyurun, buyurun. Buyurun, sizi Sultan'ın yanına getiriverem. Tabii, buyurun. Tabii. Buyurun, hoş geldiniz. Ya. Buyurun. Sultan'a bak. Dağın Bey'le abası geliverdiler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya hoş bulduk Sultan anneciğim, hoş bulduk. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Nasıl? Beğendin mi evimizin yeni yerini? Bak bahçesinde duruyorsun şu an. Çok güzel, aferin. Ha, sakın bir daha şikayet edeyim deme, burası özel mülk. Sultan ananın yeri. Yok, biz zaten çevreci bir bilinçle hareket etmiştik. Yani sen şimdi orman arazisine ev yapınca sonra başkaları da görüp gelip yanına ev yapar. Sonra orası ne bileyim orman vasfını yitirmiş arazi diye ne bileyim B2 kanunundan yararlanılarak orman kesilir. Yeter lan yeter, çok konuşuyorsun sen be. Ne çok konuşuyorsun? Azıcık nefes ver. Nefes alı bir azıcık. Boğulacaksın. Çocuklar hadi içeri geçin gari azıcık. Geçiverin hadi hadi. Buyurun oturun, buyurun. Öyle mi? Buyurun. Mavicim. Gel otur bakayım. Ben sizi burada indireyim. Sen gelmiyor musun Miran? Hadi ben sizi burada indireyim. Benim bakacağım. Yeni bir şey yapmazsın değil mi ha? Yok. Aman oğlum, aman. Yok, bana yapmam ya. Ben biraz psikolojimi iyi yapacağım. Psikolojimi bebe yapmayı planlıyorum. İyiyim yani. Psikolojini düzelt, söz veriyorum sana. Hemen bebe yapacağım ne? Tamam, inşallah. İnşallah, inşallah. Ya öpeceğim ben seni. Gel. Tamam, iyiyim. Hadi anam, dikkat.
Hadi git. Tamam, gel. Tamam. Hadi yavaş yavaş. Sıkılırsan gel yanımıza. Ay kız, günah be. Ay çok heveslendiydi, biliyor musun onun? Of kız. Ben şimdi babana nasıl diyeceğim hamileyim de. Ay tövbeler olsun yarabbi bu yaştan sonra. Anne var mı senin yaşında? Görmüyor musun sen bütün artistleri 40'ından sonra doğru veriyorlar? Senin neyin eksik onlardan? Ne bileyim ben. Utanıp durun işte. Kız sen ne utanıp durun? Herkeslere göğsümüzü geri geri anlatıveren. Hadi yürü havamızı atarız. Ha. Öyle diyorsun yani. Tabii canım, ne utanıyorsun? Hadi yürü. Allah canını almasın. Senin ne işin var burada kız? Ne evde telefon beklemiyor mu? Ya mucize gibi bir şey oldu Nihaz abi. Ben de hemen geldim. Ya, ne oldu? Ne gibi mucize oldu? Nihal aradı. Sana ulaşamıyormuş. Ya, nasıl ulaşamıyor ya? Benim telefonum yanımda ya. Nasıl ulaşamaz? Allah canını almasın. Kapalı kalmış ya. Ya o yüzden bana yönlendi işte. Ya Nihal uçağa biniyormuş. Ona haber vermek için aramış. Uçağa mı biniyormuş? Evet. Nasıl yani? Buraya gelmek için mi uçağa binip durulmuş? Evet. Beni çok sevinçli bir haber vermeydin. Seval kız, gel seni bir öpüverim. Sağ ol Seval kız, sağ ol. Kamuran. Nasılsın Seval? İyiyim, iyiyim. Asıl sen nasılsın? Nasıl oldun? Haberini aldım ya. Bir sürü şey olmuş, başına gelmiş. Ya kız, vallahi ölüyordum ya. Hayatım böyle o... Bir film gibi gözlerimin önünden geçiverdi vallahi. Ve ben o filmde anladım ki ben Cemal'ı Dalila gibi sevip durun ya o. Hadi ya. Ay, ay. Ay kusura kalmayın ya, öyle langadanak girdim emme. Size çok mühim bir haberim var. Ne oldu, hayırdır ya? Ne o ya? Nihal geliyor. Aa, ablam. He, ablam geliyor. Bana hiç haber vermedi. Telefonu kapalı. Kapalıdır ya. Uçağa binip geliyor da ondan. Ha. Ya iyi de ablam bana kesin haber verirdi Niyaz. Bir terslik olmasın? Yok yok canım. Ne terslik olacak ya? Sürpriz yapıyordur o. Sürpriz yapıyordur beni. Allah canın almasın ya. Gördün mü? Sürprizi de bozuverdik. Neyse o gelince siz bilmiyormuş gibi yaparsınız. Tamam mı? Yap bakayım. Nihat. Çalışıyor muyum? Sen de yap bakayım. Ya evet. Tamam hadi ben kaçtım. Evet. Bakalım ablan ne gibi haberlerle dönecek? DNA sonuçlarınız nedir? Siz gerçekten Sultan Ana'nın torunları mısınız, değil misiniz? Evet. Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Aslına bakarsan ben pek merak etmiyorum Gül. Niye? Çünkü sizin onun torunları olduğunuzdan eminim. Nereden bu kadar eminsin ki? Çünkü o gece seni gördüm. Çünkü sen kendi saçını verdin. Gerçekten gördün mü onu ya? Gördüm. O gece sana niye öyle sarıldım sanıyorsun? Ya mecburdum hayatım. Daha dünyalar tatlısı kadın benim babaannem. Ya biyoloji falan umurumda değil. Ben biliyorum. O benim babaannem. Sen benim kocamsın. Ben de artık buralıyım. Gerisi hiç umurumda değil. İşte bu yüzden aşığım ben sana. Her ne olursa olsun biz birbirimize aitiz. Söyleyeceğiz mi lan bebeği? Söyleyeceğiz tabii. Niye söylemeyeyim ya? Müjdeli haber değil mi bu? Hüseyin hoş geldiniz. Yaptın ya. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamlar, selamlar. Abi de şuraya. Hoş geldiniz. Abi de olsun. Ne haber güzel? Sultan Hanım, vallahi düğün yeri gibi olmuş ya.
Öyle olmadı, öyle olmadı Hüsnü. Otur bir bakalım sen şimdi Yusufların masasında. Ne sürprizler var Nadi, ne sürprizler, ne sürprizler. Madem sürprizler var, bende de bir tane sürpriz var. Öbür sürprizler gelmeden benimkini söyleyeyim de araya gitmesin. Arkadaşlar, ben baba oluyorum ya. Allah! Bak atma ya. Hey ya. Dudu, bebe bekliyorum. Aa, ay babana bak ne diyor ya? Lan Hüsnü, utanmıyor mu bu yaşta herkesin içinde ilan etmeye buna? Ya arkadaş, ne utanacağım ya? Bir tane daha evladım olacak. Bundan büyük mutluluk mu var? Tebrik ederiz ya. Vallahi vallahi ya. Hikmet lan. Dur dur, ben şaşırmasın, aslanı görün. Dur hayatım, nereye gidiyorsun böyle? Babaannemin sürprizini mahvedeceksin. Ya Gül, abi olacağım abi, duymuyor musun? Abi olacağım. Duydum. Ama sen daha dur. Bak babamla anama. Ya çocuğumuz olsa amcasıyla akran olacak. Beraber büyüyecekler. E daha iyi işte. Biz daha önceden yapsaydık bu sefer amcasından büyük olacaktı çocuk. Ne var bunda? E saçma. Ya nesi saçma? Burası köylük yer. Köylük yerde böyle şeyler çok olur. E hayatım, sen de bir öyle diyorsun, bir böyle diyorsun ama şimdi. Ne yapayım? Kendimi duruma alıştırmaya çalışıyorum. Allah Allah. Aa dur, neyse ben seni tebrik edeyim abi. Vallahi tebrik ederiz. Allah Allah. Allah hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi inşallah. Vallahi ya. Yusuf Aga, sırrı sende. Gösterime gari kendin gibi yiyor bakalım hadi. Git lan şuradan. Gıkından sonra ağzını deneşir bakla. Niye lan? Sen o sütler niye yoksun? Hadi lan sen de. Git başkasıyla dalga geçsen. Ya Yusuf Bey'le dalga geçmiyoruz beraber. Büyüyüp dururlar işte. Ne yapıyorsun? Kardeş kardeş büyürler ya. Baba! Ne bağırıp durun kız? Ne var? Müjdeni isterim. Abine ben neymişim? Anammış. Abla! Ne diyorsun kız sen? Vallahi sen dede olmuyorsun. Baba oluveriyorsun ya. Lan Yusuf! Ne dedin sen şimdi? Dedin sen Hüsnü'ye? Kırkından sonra azarı, tereşir paklağı demedin mi? Ne için indi sen Meryem? Söyle. Bu ne ya? Hamile olan olana. Ya Gül, ne dersin? Bir test de biz mi yaptırsak? Cemal ya. Ben öyle dedim ama Hüsnü, sen de bek bir hava atıp durdun. Ne oldu? Sultan Ana ya, bu beni kıskanıp da kızın ağzına laf komşu olmasın sakın. Öyle oluyor, öyle oluyor. Yok lan, yok. Aa, nah çıkar kız. Kapı gibi. Böyle hastane raporumuz var. Tamam. Evet, evet. Biz seni hamile zannederken ben hamileymişim. İyi, hadi hayırlı olsun. Hadi daha rahatsız. Susun evinden. Davullar çalıversin. Ötüversin zurnala. Havaylar çekiliversin. Hadi aşkım, hazırız, çıkıyoruz. Başarılar. Sana da. Thank you.
Cemlemin gezdiği dağlar meşeli imanım. Cemlemin gezdiği dağlar meşeli imanım. Haydi 3 gün oldu, ben Cemilem'den ayrı düşeli. Kaydır kopak Cemilem, nasıl ederim biz bu işe. Nikahımızı kıysın, önünden gelsin ocağım emişe. Kaydır kopak Cemilem, nasıl edelim biz bu işe. Nikahımızı kıysın, önünden gelsin ocağım emişe. Bombalacık Halimem, taş başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşine gel. Tombalacık Halimem, taş başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşine gel. Alçaklara gar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Alçaklara kar yağıyor, düşünmedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Alçak... Hadi. Bu kadar oyun yeter. Şimdi size ikinci sürprizimi söyleyeceğim gari. Suyun öbür tarafında benim darlarım vardı ya. İşte o darları Gağan'dan alıp Cimal'e veriyorum. Tövbeler olsun Sultan Ana. Bu durumda tarlaların yarısı Hüsnü'nün olup durur. Yeşil, komşu olacaksın. Sen benim keyfime ne karışıyorsun? Alırım da veririm de darlılar benim değil mi? Yalnız resmen şoke olmuş durumdayım. Bunu sizden hiç beklemezdim Sultan Anne. Beklemezdin. Ben de senden beklemezdim. Oğlum sen benim torunumun evini niye oradan alıp öbür taraflara götürüp durun ha? Niye kaçırıp durun? Bunu senden hiç beklemezdim. Madem sen onu yaptın, ben de senden darları aldım, Cimal'e verdim işte. Beni bak oğlum, yuva yapmak çok zordur ama yuvayı yıkmak çok kolaydır. Bunu hiç unutma ha. Biz bir kuşun yuvasını bile bozmayız. Korkarız.
Çok büyük kabahat ettin. Çok büyük. Şimdi hepinize söylüyorum gari. Artık düğün bitti. Hadi gidin gari. Hadi yürüyün yürüyün. Bitti düğün gari. Yürüyün dedim lan kapı. Ay baba. Kaçın. Kaçın. Sokaklarda kırılmış her dalım kaybolur zamanla saçlarında gözlerim sokaklarda sebebi isyan aşkım içim yanar içim kanar da İsyan gereye bir avuç yalan beni bu derde sen attın da gittin ya kafam hep duman benim bu derdim ne yan yağmurda ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda kırılmış her dalım kaybolur zamanla saçlarında gözlerim sokaklarda sebebi isyan aşkım İçim yanar, içim kanar da İsyan gereye bir avuç yalan beni bu derde sen attın da gittin ya kafam hep duman. Aynen'dah geldin mi ya? Bir haber vereydin öyle. Nasıl geldin öyle? Ah ah ağlama kıyamam sana ağlama. Ah sen ne kadar güzel icra ettin bu içli eseri. Ben geldim deyip kesemedin. Sonuna kadar dinledin. Ah içli köfte. Sağ ol sağ ol Allah razı olsun. Güzel okudum amma ben biliyorum. Bünyamin ben şu an sana aşık oldum. Sağ ol Allah. Ne aşkı ya? Aşık oldun falan. Oldum. Oldum şu an. Şu an oldum elimde değil. Ya benim psikolojim düzelsin diye ben beklerken şu anda sen tamamen benim psikolojimi bitirdin yani. Aşık falan oğlum şu anda bana yani bu niye? Beni şu anda bitirdin yani. Ben bittim yani ya. Benim nedir bu başıma gelen ya? Yoruldum. Sultan Ana bugün çok büyük bir olaya imza attı verdi.
O gıda olaya, bu gıda yorgunluk normal. Babaanne. Babaanneciğim. Hı. Babaannem, hı, hadi kalk, içeri getireyim, ay, seni. Ay, ay, oh, ay. Ne olsun, benim uykumu getirivermiş kızım. Buraya elektrik çark gari. Şart. Tamam babaanne, olur o da. Hadi gel, ben seni yatırayım. İçim nasıl da geçivermiş. İyi geceler. Hadi iyi geceler, geceler sultan kız. İyi geceler. Niyazi, ha, sen şimdi ister misin sultan ama suyun başına bir santral diksin, elektrik üretsin diye? Allah canına almışsın ya. Sen olcaya bak. Sultan ana bu. Kafaya kodumu yapar vallahi. Vallahi yapar ha. Emme bene patla. Babaanne. Gül. Allah Allah ya. Kimse yok mu? Ay. Çok yoruldun değil mi babaanneciğim benim? Olsun kızım, olsun olsun. Hadi gel yat şöyle. Hasta olan da şöyle başucuma koyuver kızım. Üşümezsin değil mi babaannem böyle? Yok yok, üşümem, çok iyi. İyi, iyi bu, iyi. İyi geceler. İyi geceler güzel kızım. Sana da iyi geceler. Ah be! Keşke Nihal de böğün burada olsaydı da bu yaşananlara kendi gözüyle şahitlik ediverseydi. Hakikaten nerede kaldı ablam ya? Derken acaba o mu arıyor? Vallahi ablam arıyor. Alo ablam? Ha, alo. Gül, neredesiniz? Abla sen neredesin? Ablan geçteyiz biz. Ha, evdeyim. Evde misin? Çağır gelsin, çağır gelsin. Ablacığım buraya gelsene. Acil gelmen lazım, anlatmamız gereken şeyler var. Benim de sana anlatacaklarım var. Bekle, geliyorum. Tamam. Ne dedi? Geliyor, geliyor, tamam. Merak vallahi etme. Ama. Evet. Allah canına almasın. Tamam, sakin. Sakin, sakinim ben ya. Allah Allah. Ay ablam ya. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş geldin Nihal. Hoş bulduk. Ay ya abla, nerede kaldın ya? Hoş geldin Nihal. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hadi gel, gel otur. Sude nerede? O gelmedi. Nasıl gelmedi? Kızı yalnız mı bıraktın orada? Ne yapayım Gül, mecbur kaldım. Zaten ben de gideceğim birkaç güne kadar. Ya biz biraz Gül'le yalnız konuşalım mı? Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Yalnız? Yalnız bırakırız. Niyaz. Niyaz. Biz buralardayız. Arkadaş birkaç güne geçeceğim diyor ya. Vallahi kalbime inecek Cemal ya. Tam seviniyorum, sonu gene hüsran oluyor ya. Tamam be, amma konuştun. İşte anlatıyor yine. Anlarız birazdan ne olduğunu. Ya abla hadi söylesene, Sude niye gelmedi? DNA sonuçları ortaya çıkmadı mı? Yani babaannemizin gerçek babaannemiz olduğunu öğrendi. Tamam, tamam.
sorun da bu zaten Gül. DNA sonucunu öğrenince Harun'la gitti turneye. Nasıl ya? DNA sonuçları negatif çıktı. Benim saçımla babaannemin saçı arasında hiçbir benzerlik yokmuş. Olamaz. Niye olamaz canım? Oldu işte. Assubay haklıymış, doğru söylüyormuş. Abla, o babaannemin saçı değildi. Ya o benim saçımdı. Ben kıyamadım ona, kendi saçımı kestim, koydum kutunun içine. Ne? Ne diyorsun ya? Biz kardeş değiliz yani. Ne diyor lan bu? Yasin, biz seninle kardeş değil mi istiyorsun?